Selam canlar size bugün yeni metin tabanlı bir strateji oyununu tanıtacağım. Oyunumuz Türk yapımı, ücretsiz ve bizi geçmişe götürüyor. İlla ki Travian oynamışsınızdır. Tarayıcı üzerinden oyunları oynadığımız dönemler çok oynamıştık. Bu oyunda aslında günlük hayatta hızlı bir şekilde stratejinizi yapıp Hunların, Romalıların, Mısırlıların ve Çinlilerin olduğu bir dünyada ülkenizi geliştirmek. Bu devletlerin hepsinin ayrı özellikleri var. Ben tabi Hunları seçtim. Ekonominizi güçlendirip askeri üstünlüğü sağlayıp bilimsel gelişmelerle imparatorluğunuzu zirveye taşıyorsunuz. Bu arada oyunda Ferber klanını da kuruyoruz. Hatta bu videoyu attığımda belki kurmuş da olabilirim. Katılabilirsiniz. Ana ekranımız bu. Benim adım Ferber. Köyümde Gökdoğan. Özellikle benim üzerime oynamayın bak. Kardeş kardeş ilerleyebiliriz. Burada köylü sayımı, asker sayımı, avcı sayımı görebiliyorsunuz. Yağmaya gittiyseniz başka bir etkinlik yaptıysanız bunu harekatlar kısmından görebiliyorsunuz. İşte sobacı, baltacı benim, asker sınıflarım, binalarım. Görevler kısmı önemli. Burada oyunu öğrendiğiniz kısım aslında. Bir köylüyü asker olarak eğitme. Bunu popülasyon kısmından askerlere gelip burada miktar yazıp ne kadar kaynak vereceğinizi de gösteriyor. Buradan askerinizi üretebiliyorsunuz. Eğitilmiş bir askeri ünite çıkarmaysa savaşa geldiğinizde üniteler kısmında zaten Sapancı adlı asker bir sürü birlik var burada. Teknolojiniz çağ atladıkça bunlar da gelişecek. Burada farklı çağlara geçtiğiniz zaman gelecek askerleri gösteriyor. Ben Hun'um. Çağlara göre askerlerimiz de bunlar. Dördüncü çağda bak mesela burada şey var Hun adlı şövalyesi bayağı iyi. Binalardan da gerekli inşaları yapıp ilerliyorsunuz. Zaten oyunun başlangıcında dediğim gibi görevlerse çok yardımcı olacak bu konuda. Mesela üçüncü görev yabancı köyü yağmala. Yabancı köyü yağmalamak kolay değil. Mesela Tor köyü bilmiyorum o arkadaş videoyu izler mi ama aksiyon uyguladığımız zaman burada savaş amacında casusluk yağmalama bir sürü seçenek var. Sopacı ve baltacı seçiyorsunuz ama bunu yapamıyoruz şu anda çünkü ben de oyuna yeni başladım. Korumam var. O korumayı kaldırmak gerekiyor bunu yapmış için. Korumayı da kaldırırsanız size saldırıyorlar. Burası da ana görevlerin olduğu kısımlar. Bunları yaptığınız zaman ödüller kazanıyorsunuz. Bunlar da oyun başlangıcında çok önemli ödüller aslında. Mesela haydut kampını yağmalama görevini yapalım. Madem bir köyü yağmalayamıyoruz. Birini seviye seçtikten sonra aksiyona girdiğimiz zaman askerlerimizi seçiyoruz. Ve bu arkadaşlar 150 yeme o bölgeye gidiyor. Harekatlar kısmından 6 dakika sonra geri dönecekleri Haberini alıyoruz biz buradan. Abi şu hoşuma gitti. Arena kısmı var. Burada karakterimizi yaratıp savaşabiliyoruz. Yani sadece köyü geliştirip bir yere asker yollamak bir yerden sonra tekrar binebilirdi. Ama burada arenaya kahraman gönderiyorsunuz. Etkinlikler oluyor. Ve arenadaki kahramanların yarışı. Lanların birbiri olan mücadelesi oyunun oynanabilirlik süresini sizin için arttırıyor aslında. ya yani Burada videonun altında sorabilirsiniz. Bilmiyorum yapımcılar <laughs> yanıt verir inşallah. Ama sıkça sorulan sorulardan oyunla ilgili birçok bilgi öğrenebilirsiniz. Ve tabii kod kısmı. Buradan Ferber yazdığınız zaman promosyon kodunu uyguladığınızda premium üyelik 2500 zümrüt ve başlangıç paketini kazanmış oluyorsunuz. Ha bak mesela harekat bitmiş. iki köylüyle geri dönüyor bizim adamlar. Ya yani Discord'da yerisiniz. Discord'da sohbet muhabbet ederiz. Oynarız. Ben zaten klanı kuracağım. Çok yakın bir zamanda. Zaten bizim kanalda strateji oyunlarına bir aşinalık var. Gerçekten keyifli rekabetçi bir oyun. Eğer oyunla ilgili eksik bir şeyler görürseniz de arkadaşlara söyleyebilirsiniz. Videonun altında bahsedebilirsiniz. App Store ve Play Store linkleri aşağıda. A, diye mi okuyacağız bunu? A, E, -A diye mi falan bilmiyorum ama. Sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirime basarsınız canlar. Allah'a emanet. Görüşürük.